Bak bu güzelmiş. Bu güzel. Bunu not alayım. Kullanırım ben bunu ikinci kitabımda. Ha Aysel gel gel. Bak şimdi bu yeni kitabım için çalışıyorum da. Ve bu arada kitap sadece aşk üstüne olacak. Şimdi dinle. Şu çok güzel değil mi? Dinle ya. Birlikte gülüyorsanız mutluluktur. Birlikte ağlıyorsanız dostluktur. Ama birlikte susuyorsanız aşktır. Çok güzel söylememiş mi ya? Ay gerçekten çok güzelmiş. Siz mi yazdınız? Ha ben yazdım. Ben nasıl yazayım bunu ya? Bunu Gabriel Garcia Marquez yazdı. Ha, anladım. O da sizin gibi sosyal medya fenomeni. Ya yazar be Aysel ya. Yazar hadi git. Üf. Bu nasıl bir cehalet ya? Marquez. Bu akşam eve gelmeyeceğim Yiğit'leyim. Beni idare et. Ben seni nasıl idare edeyim ya? Nasıl idare edeyim? Koca ömrümde kendimi bile bir kere idare edemedim ben. Üf, benim ölümüm bu kızdan olacak ya. Yalı köşelerimde öleceğim. Sayende her gün yeni bir şey öğreniyorum ha. Ay, fazla abartıyorsun. Neyi abartıyorum ben? Adam bizi mahvetmek için and içmiş diyorum. Sen bana dönmüş abartıyorsun diyorsun. Ne oluyor ya? Babanla keyifli bir akşam. Erim nerede, yattı mı? Bilmem, odasındadır. Belki yatmıştır, belki de yatmamıştır. Senin de bir tek kendinden haberin var ha. Ben ne yaptım ya yine? Güzel. Aman bir şey olmaz ya, hallederim ben. Zaten benim hiçbir suçum yok ki. Boşuna abarttı senin babam, bayılıyor bağırmaya. Lila yok Lila. Lila mı yok? Nerede? Mesaj atmış bana, demiş ki ben Yiğit'le beraber olacağım. Eve gelemeyeceğim, beni idare edin. İdare etmemiz lazım onu. Hiç idare filan edemem. Ender'in oğluyla kaçtıysa kendi halletsin. Ben Ender'in işin içinde olduğu şeylere artık yardım etmiyorum. Çünkü niye? Bize kazık attı. Saçma sapan konuşma. Bunun Yiğit'le bir ilgisi yok. Bunun tamamıyla Lila ile ilgisi var. Bir düşün, eğer babam öğrenirse Yiğit'le kaldığın Lila'nın ne olur? Bu evde neler olur bir düşün. Yine huzursuzluk. O yüzden işte idare etmemiz lazım. Ben de tek başıma yapamam. En güzel yalanı sen söylüyorsun. Bir tane söyle ne olur ya. Biliyor musun ben o yalanları önceden düşünmüyorum bile. Bir anda ağzımdan çıkıveriyor. Tam yerine uyuyor. Yetenek. Ne fısıldaşıyorsunuz? Yo. Seninle tartışmaktan artık küçük sesimi kullanıyorum. Boğazım yoruldu. Lila nerede? Kim? Lila kızım, Lila. Nerede? Nerede Zehracığım? Uyuyor ya işte. Uyuyor Halit. Kız depresyonun son halkasında. Yatmış, uyumuş. Başlayacağım şimdi onun depresyonuna. Ona bakacağım, sonra da yatacağım ben. Hayır, sen benimle geleceksin. Niye? Çünkü ben süt ısıtması oldum Halit. O ne demek ya? Evet, loğusalarda bir hastalık. O yüzden sen Lila'yı ne yapacaksın? Koskoca kız Halitcan'a yardım et, onu uyut. Ben de o sırada bir kendimle ilgileneyim. Bak çok fenayım, vallahi ateşim falan çıkarsa mahvoluruz. Senin bu loğusalık ne zaman bitiyor? 2 yıl. Bazı annelerde 2 yıl. Ama değişiyormuş bazı annelerde de. Çünkü evdeki huzursuzluk oranına göre stresten midir nedir artık? Bakacağız ne kadar sürüyor. Hadi gel Halit. Yürü. Bayılacağım şimdi. Oha bayılıyorum.